Tabii ki e, 21 Ekim 2021 tarihinde e, böyle bir dernek kurmayı başardık. E, Sivas Sporu şehrimizi sevmemizle birlikte e, biz şehre ve e, takımımıza nasıl katkı sağlarız diye düşündüğümüz zaman arkadaşlarımızla birlikte olmayan yapılmamış bir şey yapalım diye e, bir karar aldık. Bunu yaparken de... E, her türlü dernekler vardı. Biliyorsunuz çok sayıda dernek var. Sosyal yardımlaşma adına, işte gençler adına vesaire vesaire. Biz olmayan bir kul vardı, bir dernek kuralım dedik. Bunu da spor alanında yapmaya karar verdik. Şu anda 90 kayıtlı üyemiz var. Ee, i̇nşallah daha da spor bilincini yerleştirebilirsek, daha çok kitleye ulaşıp, daha çok insanlarla birlikte spor camiası içinde kadının da var olabileceğini, şartlar ve imkanlar dahilinde eğer e, alternatif tanınırsa, kadınların da bu alanda bir, bir şeyler yapabileceğini insanlara göstermiş olacağız diye düşünüyorum. 1-30 Ekim aslında. Meme kanseri farkındalık ayı. E, şöyle düşünelim. E, nasıl ki Sivas'ta her evde bir Sivas Sporlu varsa, dünyada her evde bir kanser hastası var aslında. Yani bu e, projenin ortaya çıkışı, ee, ...insanlara karşı olan sorumluluk bilincini açığa çıkararaktan farkındalık yaratmak ve bu yaratmış olduğumuz farkındalığı da kitlelere e, nüfuz ettirebilmek açısından e, önemli. E, o yüzden de böyle bir proje yapmayı kendimiz ve sponsorumuzla işbirliği içerisinde uygun gördük. Hem kuruluş yıl dönümüzdü hem de kadınlara dair bir şey yapmamız gerekiyordu. İşte o her evde bir kanser hastası var diye düşünceyle e, dedik ki biz bu işi senkronize edelim, birleştirelim. Kadın, sağlık ve sporu bir araya getirelim. Şöyle, e, aslında her sene sponsorumuz olan Medikana Hastanesi bu e, meme farkındalığı ile ilgili çeşitli programlar ve değişik etkinlikler düzenliyor. E, Şehrimizde vali beyin eşi, belediye başkanımızın eşi ve diğer protokol üyelerinin eşleriyle birlikte spora gönül veren herkes o gün tribünde pembe tişörtlerle tribünde yerini alacak bütün kadınlar kadın tribünü biliyorsunuz zaten daha önce de polis şeyda yılmaz olarak değiştirilmişti ismi. Hem o tribünü canlandırmak, Şeyda Yılmaz'ın anısını yaşatmak, hem kadına dair orada yeni bir oluşumun varlığını hissettirmek, hem de kadın tribünlere aslında Sivas Spor'un pozitif ayrımcılığıyla kadına göstermiş olduğu önemi bir kez daha anlatabilmek adına bütün hepsini bir arada yaşayabileceğimiz bir saat dilimi diyelim. Çünkü dünyada böyle bir şey yok. Hiçbir kulüpte kadına dair özel yapılmış bir tribün yok. Ama bu Sivas Spor'da var. Sivas'a katkı. Önce şunu söyleyeyim ben. Farkına varıldığı anda senede kontrolleri yapılsın. Güvenebileceği bir doktorla görüşsün. Yani ben bir rüya gördüm, uyandım Sivas Spor adına da güzel şeyler yapılıyor burada. Sosyal sorumluluk projeleri çok fazla. Onların içerisinde bulunduğum süreç içerisinde çok hoşuma gitti. Öylece katılmaya da karar verdim. Şimdi bir yıldır da üyesiyim buranın. Öncelikle Sivas Spor'un böyle ve MediKano'nun bu şekilde bir projenin içerisinde bizlerle birlikte ilerlemesi çok güzel. Hem bayanlar olarak, meme kanseri çok fazla hani, birlikte bir maça çıkacağız. Pembe giyeceğiz, kıyafetlerimizi, futbolumuzu, Hatay Spor Maçı'nı güzel izleyeceğiz. Hiç gelmeyen insan bile bu şekilde bir tribüne gelmiş olacak. Aramızda bulunacaklar. Çünkü ortak bir proje içerisindeyiz. Hem sağlıklı hem spor içerisinde olacak. E, meme kanserinin rengi pembedir. Dünyanın da kabul ettiği kadınlara hitap edilen bir renktir. Maçta da pembe giyeceğiz. İşte Az önce söylediğim gibi başkanım da kabul ederse pembe balonlar da uçurmayı... Çok isterim açıkçası. E, meme kanseri ayına ithafende bu farkındalığı oluşturabilmek, e, bununla ilgili e, insanlara daha bilinçli olabilmeleri için katkıda bulunabilmek, e, yanı sırada e, bayanları e, tribüne teşvik etmek, e, sporu da e, tanıtmak ve sevdirmek e, ve ee, yakın zamanda şehit olan Sivaslı e, polis Şeydan Yılmaz e, hanımefendi tribününe de dikkat çekebilmek için e, böyle bir e, etkinlik, böyle bir e, düzenlemede bulunduk.